Bütün dünyayı etkisi altına alan bir virüs var. Sizin de herkesin, bütün dünyanın haberi olduğu gibi. Bizler de evimizdeyiz. Karantina kuralına uyuyoruz. Evlerdeyiz. Teyiste kalanlar teyiste. Bütün futbol camiasını da etkiledi. Bütün sektörleri etkilediği gibi. Bizler de çalışmalarımızla evlerimizden devam etmeye çalışıyoruz. Tabii kulübümüzün verdiği program dahilinde bütün kulüpler tahminimce program vermiştir sporcularına. Biz de onları uygulamaya çalışıyoruz. Yani elimizdeki imkanlar dahilinde çalışmalarımıza devam etmek zorundayız. Çünkü biz futbol bizim mesleğimiz. Dediğiniz gibi saha çalışması yerini hiçbir zaman almayacak ama en azından saha çalışmalarına başladığımız zaman ne kadar az kayıp yaşarsak o kadar iyi mantığıyla evlerimizden çalışmaya devam ediyoruz. Devam etmek zorundayız. Tabii ne olur ülkemiz virüsten kurtulduğu süreden sonra inşallah tabii hazırlık kampı geçireceğimizi düşünüyorum. Orada da işte o hazırlık kampına en iyi şekilde dönebilmek için, en iyi şekilde başlayabilmek için evlerimizdeki çalışmalara devam etmemiz lazım. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Kulübümün verdiği program da evde yapabileceğin hareketler. Onun dışında da çok bir şey yok. Saha çalışması yerine hiçbir zaman almıyor. Biz sadece formumuzu korumak adına bu çalışmaları yapmaya özen gösteriyoruz. Onun dışında dediğim gibi kampa sadece en hazır şekilde gidebilmek için. Yoksa bu ya evde yaptığımız çalışmalar bizim performansımızın üstüne katacağını sanmıyorum. Ama sadece ne yapar? Mevcut durumunu korumaya yönelik çalışmalar bunlar. İlk devre ve sezon başı istediğimiz performansı ortaya koyamadık. Hem skor olsun, hem netice, hem oyun olarak istediğimiz şeyleri zaten bu da fikstürde açık bir şekilde puan tablosunda belli oluyor. İstediğimiz bir şekilde başlayamadık ama sonuçta lig bitmedi. Sizin de bildiğiniz üzere en son yeni Malatya maçından 2-1'lik bir skorla galip ayrıldık. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. Eskiyi unutup, ligin ilk devresini unutup yeni bir sayfa açmak istiyorduk. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Daha önümüzde çok yol var. Tek düşüncemiz liglerin başlamasıyla birlikte ligde kalmak. Puan ve puanlar alıp maçlar kazanıp ligde kalmak tek hedefimiz. Bunun için de lig başladıktan sonra, antrenmanlara başladıktan sonra elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu da zor olacak ama bu sadece bizim için geçerli değil. Şampiyonluk yarışı veren takımlar için veya düşmekten kurtulmaya çalışan takımlar için herkes için eşit bir şekilde başlayacak bu. Bütün sporcular ve bütün kulüpler için zor olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi kendi adımıza konuşmak gerekirse şu verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip fiziksel formumuzdan düşmeden çalışmalarımıza devam ederek en iyi şekilde değerlendirip antrenmanlar başladığı zaman da hazırlık kampını, çünkü tahminimce hazırlık kampı gibi bir süre verilecek takımlara hazırlık kampını çok iyi şekilde geçirip son 8 haftaya çok iyi şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Her Türk sporcunun hedefi olduğu gibi benim de hedefim milli takımda oynamak. Çünkü dediğiniz gibi Türkiye şartlarına göre, Avrupa'dan bahsetmeyeyim çünkü biz genç oyunculara, Avrupa'da mesela 16-17 yaşındaki oyuncular genç oyuncu. İşte 19-20 yaşındaki oyuncular artık tabii genç, Türkiye bakımından genç ama bizim Türkiye'de biraz daha farklı olaylar, sizin de bildiğiniz üzere. Şu an Türkiye'ye göre genç bir oyuncuyum ve dediğiniz gibi oynadığım mevki Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil aslında dünyada zor olan bir mevki. Çok yetişmiyor sol bek. O yüzden bu avantajı en iyi şekilde değerlendirip çalışmalarıma devam edip kendi takımıma katkı sağlayıp ben de kendi adıma gelişmek ve kendimi geliştirmek istiyorum ve hedefim tabii ki A milli takım. İnşallah bu sene güzel bir başlangıç yapamadık ama inşallah sonu güzel olur takım olarak ve kendi adıma da.